Patlayan topların tozu dumana kattığı dünya sahnesine bir dev çıkıyor. Yüzyıllarca süren cehalet ve içe kapanma döneminden sonra milyonlarca insanı karanlıktan çıkarıp yeni bir ulus yaratıyor. Kullandığı taktikler bilgi ve korku. Stratejisi köhne Rusya'yı modern çağa taşımak ve adını Büyük Petro olarak tarihe yazdırmak. Rusya'nın uçsuz bucaksız düzlüklerinde zaman çok az anlam taşır. Yeni bir çağ, 18. yüzyıl başlamak üzeredir. Ancak Rusya'da zaman durmuştur. Hiç gelişme görülmemektedir. Dünyanın başka yerlerinde büyük uluslar doğmaktadır. Hollanda dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmaktadır. İsveç yenilmez bir ordu oluşturmaktadır. Ancak bu geniş topraklarda yaşayan Rus halkı için Avrupa bir hayal dünyası kadar uzaktır. Yine de 1682 çok farklı bir yıl olacaktır. Rusya'da saatin kolları sonunda ileri doğru hareket edecektir. İnsanlar muhteşem bir gücün doğuşuna tanık olacaktır. Rus çarı Petro'nun dönemi başlamaktadır. 2 metre boyundaki Petro, Rusya'yı diğer Avrupa ülkelerinin seviyesine taşımak için kendisi gibi büyük değişimler yapacaktır. Ancak bu kolay bir iş değildir. 8 milyon köylü nüfusuyla Rusya karanlık çağlardan kalma bir görüntü sergiler. Ekonomik, politik ve teknolojik açıdan Avrupa'nın en geri kalmış ülkesidir. Dış dünyaya kapalı bu ülkede Kremlin'in Bizans tarzı kubbeleri yüzyıllardır gelişme ve reformlara karşı direnişi yansıtır. Ülkeyi yöneten Romanov hanedanının sarayı, Çar egemenliğinin sarsılmaz bir simgesi konumundadır. Milyonlarca insanın kaderi onların elindedir. Onların istekleri kanundur. Ancak Rusya gibi uzun bir geçmişe sahip bir ülkede bile hanedandan birinin güce duyduğu ihtiras alışılmadık bir durumdur. Sofia Romanov'un hanedanlığı da başladığı gibi kanlı sona erecektir. 1682'de Çar geride iki varis bırakarak ölür. Sofia hemen harekete geçer. Stelsi olarak bilinen saray muhafızlarını yalan ve vaatlerle kandırarak Kremlin'e girip kontrolü ele geçirmelerini sağlar. Yataklarından kaldırılan Sofia'nın düşmanları acımasızca katledilir. Hatta bazı hanedan mensupları kazığa oturtulur. Bu katliamın tanıkları arasında Sofia'nın üvey annesi Natalia ve oğlu Petro da bulunmaktadır. 10 yaşındaki Petro aslında Sofia'nın gazabının baş hedefidir. Diğer varis 16 yaşındaki Ivan tahta daha yakın bir aday olmasına rağmen sağlığı kötü ve zekaca fazla gelişmemiş çocuk ruhlu bir gençtir. Varislerden biri çok küçük, diğeri sağlıksız olduğundan alışılmadık bir karar verilir. İkisi birlikte Sofia'nın yanında tahtı paylaşacaktır. Sofia, naiplik yapacaktır. Daha önce benzeri görülmemiş bir törenle iki çar adayı birlikte takdis edilir. Ancak Sofia elini çabuk tutması gerektiğinin farkındadır. Gücü temelli ele geçirmesinin tek yolu, kardeşlerinin çar olamamasına bağlıdır. Ivan önemli bir tehdit oluşturmaz.
zekası asla gelişmeyecektir. Ancak Petro farklıdır. Zeki ve hareketli bir çocuktur ve yaşına göre çok uzun boyludur. Birkaç yıl içinde tam bir erkek olacağı kesindir. Sofya'nın neler tasarladığının farkında olan Natalya hemen oğlunu Kremlin'in tehlikeli ortamından uzaklaştırır. Oğluyla Moskova dışındaki bir malikaneye yerleşirler. Sofia Petro'nun sürdüğü bu gönüllü sürgün hayatından memnundur. Ancak büyük bir hata yaptığının farkında değildir. Petro saklanmıyordur. O kendini çarlık görevine hazırlamaktadır. Ülke genç Petro için iyi bir sınav alanı olur. Bir asker, tek başına bir savaş makinesi olmaya kararlıdır. ...11 yaşına geldiğinde bir topu ateşleyebilir. 13 yaşındayken tabanca ve tüfek kullanabilir. Öğretmenlerinin çoğu Almanya'ya bağlı yakındaki özel bir bölgede yaşayan yabancı subaylardan oluşur. Onların yardımıyla 600 genç toplar ve disiplinli bir ordu kurar. Hatta gerçek silah ve cephane kullanarak savaş oyunları bile düzenler. Bunlardan birinde 20 asker yaşamını yitirir. Geleneklere bağlı kalmadan gerçek anlamda profesyonel bir ordu kurmak için Petro askerlerini harekete geçirecek bir rol üstlenir. Rütbenin asaletle değil yetenek ve deneyimle kazanılması gerektiğine inanmaktadır. Petro'nun olgunlaşması ve sergilediği her yeni yetenek, Sofia'nın yüreğini korkuyla doldurur. Ona göre Petro uyuyan bir yılandır. Acaba ne zaman uyanacaktır? 1689 yılına gelindiğinde Sofia artık daha fazla dayanamaz. İktidarı ele geçirdikten 7 yıl sonra Petro saplantısı onda paranoyaya dönüşmüştür. Kendisine karşı bir darbe planlandığına inanır. Daha önce de yaptığı gibi saray muhafızlarını göreve çağırır. Petro sabahın erken saatlerinde çocukluğunu derinden etkileyen bir kabusla uyanır. Muhafızlar üzerine gelmektedir. Ancak bu olanlar 7 yıl geride kalmıştır. O zamanlar sadece küçük bir çocuktur. Oysa şimdi tasdik edilmiş bir çağdır. Hiçbir saray muhafızı Tanrı'nın dünyadaki temsilcisine dokunmaya cesaret edemez. Tahta Sofia otursa bile ilahi yetki Petro'ya aittir. Muhafızlar Sofia'yı yüzüstü bırakır. Aslında Petro bir darbe planlamamıştır. Ancak Sofia'dan kurtulma fırsatı kendiliğinden ortaya çıkınca bundan yararlanır. İvan